o'tni baland qilib yoqtirib, ana shu iymon keltirgan 20 ming odamni olib kelib, agar diningizdan qaytmasanglar, sizlarni o'tga uloqtiraman dedi. Lekin hech kim haqdan qaytishlikka rozi bo'lmadi. İmansız yaşagandan ko'ra iymonining yo'lida shahid bo'lish edi hammasi afzal deb bildi. Bitta-bitta uloqtirildi ular. Ana shu uloqtirilayotganlarning orasida bir ayol kishi bor edi. Qo'lida jizisi bor edi. Emizilik o'dek bolasi bor edi. Haligi ayol chuqurni chekasiga kelib, jinni orqaga chekingandek taraddudga tushgandek bo'lganida Alloh taoloning mo'jizasi yuz berdi. Yurgaydagi bola aytdi, "Onajon" dedi. "Qo'rqmang" dedi. "Yuring" dedi. "Chuqurga o'zingizni tashlang, chunki siz haq ustidadirsiz" dedi. Imom Muslim rivoyati. Zunovoz sehrgarlarni ishlatardi. O'zini katta bir sehrgari qarib qolganida undan sehrni o'rganishligi uchun ana shu o'zini xalqidan bo'lgan nohatta bir zirek, o'tkir zehnli bir yigitni unga sehrgarlikka, shogirdlikka tayinladi. Bu yigit sehrgarning uyiga har kuni borib, undan sehrni ta'lim olardi. Sehrgar baland tog' ustida yashardi. Boyaga biz aytgan Najrondan kelgan rohiblardan bittasi shu yigitni yo'lida uyqurib yashardi. Kunlarda birida sehrni o'rgangani ana shu sehrgarni uyiga ketayotganda bu rohibni qilayotgan ibodati quloqiga chalinib qoldi, kirdi, eshitdi, nasroniy diniga o'tdi. Ya'ni shu paytda Iso alayhissalomni ta'limotini tarqatayotgan kishilar haqda bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustofa sollallohu alayhi vasallam kelgunga qadar. Uni ta'limotidan ta'sirlandi, nasroniy diniga o'tdi. Bir kun sehrgarga borardi, bir kun unga kelardi. Xullas, sehrni karih ko'rganidan keyin umuman sehrgarni oldiga bormay qo'ydi. Sehrgar podshohga shikoyat qilganida, podshoh yigitni chaqirdi-da, uni so'roq savolga tutdi. Kunlarning birida yigit ana shu rohibni oldidan kelar ekan, yo'lda katta bir bahaybat hayvon bidoy va nihoyada keltirilgan. Bidoy nihoyada, Tabariyda, Ibn Kasirda, boshqa bir kitoblarda, mo'tabar kitoblarda keltirilgan ma'lumotlar. Shu katta hayvonni jildirishlikka odamlar toqati, quvvat yetmay turganida yigit aytdiki, "Mana bugun" dedi. "Rohibni ishi to'g'riroqmi? Sehrgarning ishi to'g'riroqmi? Shuni bilamiz" dedi. Qo'liga bitta toshni oldi. "Parvardigor" dedi. "Agar senga sehrgarning ishidan ko'ra rohibning ishi ko'proq ma'qul bo'lsa, shu hayvonni bizdan nari qiling" deb toshni otdi, hali hayvon o'ldi. Zunovosni yonidagi vazirlardan bittasi ko'r bo'lib qoladi. Bu yigit Alloh tomonidan bir karomat oladi. Tez, ko'r, kar odamlarni davolab yuradi. Rohibni oldiga kelib, "Mana bunday toshni otganida bunday bo'ldi" deb xabarni berganida, "Bolam" dedi, "Bugun sen mendan ko'ra Allohga yaqinroq bo'lsan" dedi. "Endi ehtiyot bo'lgan, senga Allohning bir sinovi keladi. Senga imtihon keladi." Haligi podshohning vaziri, ikki ko'zi ko'r bo'lib qolgan vazir bu yigit ko'rlarni, karlarni, peslarni davolayotganini eshitib, juda katta hadiyalar bilan uni oldiga borib turib, "Agar meni ko'zimni qaytarib bersang, seni sehring shunday kuchli ekanki, peslarni, ko'rlarni davolayapsan ekan. Men senga mana shu hadiyalarni beraman" dedi. Bu yigit aytdi, "Men davolamayman. Alloh davolaydi." "Alloh kim" dedi, "Meni va seni Robbing" dedi. Xullas unga tavhidga chaqirdi uni. Tavhidga chaqirdi. U musulmon bo'ldi. Alloh uni ko'zini qaytarib berdi. Zunovoz bundan bexabar, vazir ko'zi ochilgan holatda kelganida, "Seni ko'zingni kim qaytarib berdi?" dedi. "Robbim" dedi. "Seni hali mendan boshqa robbing bormi?" dedi. Azobladi, yigitga dalolat qildi. Yigitni hisob-kitob qildi, rohibga bordi. Rohibni akala azoblab dinidan qaytarmoqchi bo'lganida bosh tortdi. Boshidan arrasol ikkiga bo'lib tashlashdi. Vazirni olib kelib dindan fitnalantirdi, dindan qaytmadi. Boshidan arrasol ikkiga bo'lib tashladi, dindan qaytmadi. So'ngra yigitni so'roq-savol qilishni boshladi. Yigitni dindan qaytarmoqchi bo'lganda qaytmadi, buni oborib dengizga cho'ktirib tashladi. Zunovoz kemaga solib dengizning o'rtasiga borishganida dengiz to'lqinlanib, shamol bo'lib kema to'ntarildi. Yigitdan boshqa hamma askarlar o'ldi. Yigit omon qoldi.
Zunuvas onu körüp durup, takkan çıkıp taşıvalılar paske bulmasan. Takka alıp çıkıştı, endi askerler onu ulahtan mahşubu yanda yerge, tak titredi, askerler hamas kuladı, yigit diri kaldı. Kullas, her çoranı kıp gördü, yigitini öldüremedi. Şimdi Zunuvas ki, eğer beni öldürmek için olsaydın dedi, beni öldüremeysen dedi. Eğer öldürmek için olsaydın dedi, meyen kendilerini kıldırdı. Adamları topla, beni darak giyilip koy, özümü kemanımı attırıp, yiğitinin Rabbisi, Allah'ın namı bilendi, at şunu beni öldüresen dedi. Padişah Zunuvas, huddi yiğit etken deyik adamlarını topladı, darak giyildi, Bismillahirrabbilgulam dedi, attı. Halib ola, tegdi, şu yerde şahit oldu. Bunu körüp durgen, kavm elbette bundan tasırlandı. Şu Zunuvas şimdi bir kuvveti bilen, askerleri bilen, cevarotu bilen, bitti yiğitini öldürüşü ki kadir bulmadı. Fakat şu yiğitini Rabbisi izin bergenden keyin, Rabbisinin namına atkenden keyin buldu. Davetini hemen yıkıldı şu yerde. Şu günü Yemen ahliden 20 bin kişi Nasrani dini gördü. Bu yiğit davet yolunda şahit buldu. Zunuvas onun hükmüden çıkıp, hangi kılım Nasrani'nin iki iki götesilerdi, katta gazap kıldı, katta uhdudlarını kavlaştı iki büyüdü. Uhdud, cüda bir katta çukurlardı. Çukurlarını kavladı, içige otunlarını toğızdı, otunu barat kılı yoktırıp, ana şu iman getirirken 20 bin adam yap gelir, eğer diniyleden kaçmasaylar, sılardı, otki ulaştıramadı. Lekin hiç kim, haktan kaçtı ki razı olmadı. İmansız yaşayandan köre, İmanın yolu da şahit buluşu da hamas afzaldı bildi. Bitti bitti ulahtırıldı bunlar. Ana şu ulahtırılıyorkenlerin arası da bir ayol kişi vardı. Kolu da cicisi vardı. Emizili gödeyi balası vardı. Halbuki ayol çukurunu çekesi gelip cinle arkaya çekingen de taraddüt geçirken de bu yanında Allah da Allah'ın mucizesi yüz verdi. Yörgeydeki bala etti yanacağım dedi. Korkmayın dedi. Yürüyün dedi, çukur gözü taşlayın çünkü siz hak üstüzedirsiniz dedi. İmam Müslim rivayeti. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala bu mumunlarını, cesetleri çarkıda keledi bu ayetlerde. Ot ki yetmezden durup özünü huzurge köterdi. Bu ot, Müslümanlarda cüsselerini küldürüşü giden arkılıp, şu çukurda atılıp tuturken kafirlerin hamasını küldürüp taşlardı. Bu kıssanı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Buhari ve Müslim sahihlerde getirgen hadisleri de bayan kıldı. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de nazil kıldı. Bütün baştaki sure bana şunlar hakkında buldu. Bismillahirrahmanirrahim. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ أَنَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودِ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِ Bürcüler egesi bulmuş Osman'a kasam. Vade kılınmış kıyamet günü'ye kasam. Güvah bulguçu ve güvah bulunguçu'ye kasam ki, utunli olav çah egeleri lanet kılıngeyler. Öşende ular çahının üstüde oturup olgen ve mumunlarge kılıyatken işlerge özlere güvah bulgen ediler. Ular mu'minlerden, fakat o mu'minler kudret ve maktav egesi bulgen Allah'a, Osmanlar ve yerinin padişahlığı, özünü ki bulgen zat'a iman keltirgenleri üçün gene uçaldılar. Allah berçemesine güvahdır. Mülkü talaşmadı, malı dünyasını talaşmadı, ona mülkünü hiç kim davagarlık kımadı. Allah'ını bitti de iman keltirip bulgeni göçün onlardan üç alındı. Akulu kavli hâze ve astagfirullahu aleyküm. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Videoyimiz tez chiqish uchun videoyimizga like tugmachasini bosing. Albatta, obuna bo'lishni unutmang.